Evet arkadaşlar, şimdi de size ilçe müdürlüğümüzde kullandığımız testerelerden biraz bahsetmek istiyorum. Hangisini kullanıyoruz, hangisi nasıldır, memnun muyuz diye. Öncelikle bizim kullandığımız bir el budama makasımız var. Bu Palmera. Güzel kesiyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çekmedik. Bu manuel olarak kullandığımız bir testere. Motorlu testerelerimiz var. İki tane. İkisi de Eco markalı. Birisi CS2511. Şu gördünüz. Bu piyasada bulunan en hafif dal budama için kullanılan motorlu testere. Bunu yaklaşık 1,5 yıldır kullanıyoruz. Yoğun bir şekilde kullanmamıza rağmen herhangi bir sorun da çıkartmadı bize. Bunda en fazla dikkat etmeniz gereken bu fazla yağ sevmiyor. Bu kullanırken işte benzine yağ ilave ederken bir kapaktan fazla koymayacaksınız. Hatta gerekirse bir kapaktan biraz daha az koyacaksınız. Yoksa orada bir sıkıntı çıkartabiliyor. Dediğim gibi gayet hafif, kullanışlı. Tekerle çok rahat bir şekilde kaldırılabiliyor ve kullanılabiliyor. Uzun süreli çalışma için de yine iyi. Tabii şarjlıya göre. Ama benzini tabii diğer büyük motorlara göre daha çabuk bitiyor. Sonuçta haznesi küçük ve hafif olduğu için. Biz bundan gayet memnunuz. Piyasada zaten bunu kullanan çok kimse var. Hepsi de memnun. Bir diğer motorlu testeremiz yine Eco. Bu 3510S. CS3510S. Bu bir miktar daha büyük. Bunu biz fındık ocaklarında kullandık. Fındık ocakları eğer ki çok gelişmiş ocaklar, kalın dallar varsa bunu yine kullanabiliyorsunuz. Çok sorun değil. Ama bunu kullanırken tek başınıza biraz zor olur. Birisi tutacak, siz keseceksiniz. Ama bunu tek başınıza bile kullanabiliyorsunuz. Bunu bir kişinin yardımıyla yine bunu da kullanabilirsiniz. Bu biraz daha ağırdır. Tek elle çalıştırma işi pek mümkün değil. Biraz daha büyük ağaçlarda da yine bunu kullanıyoruz. Güzel, bundan da memnunuz. Eko'nun bütün motor testleri güzel. Ve son olarak da bir de şarjlı testlerimiz var. Bu şarjlı testlerimiz de yine Palmera'nın testeresi model. Şöyle gösterelim. CS25K. Piyasada çok sayıda testere var. Yalnız ucuz etin yahnisi olmaz derler ya. Ucuz etin yahnisi olmuyor. Onun için biraz iyi olması lazım. Biz bundan da gayet memnunuz. Şarj aleti yine 3 tane bataryası var. 3 bataryayı aynı anda şarj edebiliyorsunuz bununla. 3 tane başlığı var şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar bu şekilde geliyor. Yine bakım alet ekipmanı yine var içerisinde. Bunlar da bakımını daha sonra göstereceğim. Bu şekilde koruma kapağı da vardır bataryaların. Ekstra bel çantası var. Bunların hepsini daha sonra gösterebilirim. Bataryayı şu şekilde takıyorsunuz. Hemen arkada bir tane kırmızı tuş var. Basınca bu şekilde çalışıyor. Hemen şöyle bakıyorsunuz zaten burada dijital bir ekranı var. Burada batarya seviyesini de gösteriyor zaten. Gördüğünüz gibi %100. Bunu çalıştırırken şu şekilde bir emniyet kilidi var. Bir tane burada. Hemen elinizin değdiği, avucunuz değdiği. Şu kırmızı düğmeye basıyorsunuz ve sonra çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdıktan sonra zaten kırmızıyı bıraksanız da yine çalışmaya devam ediyor. Palo uzunluğu bunlar da önemli. Palo uzunluğu yani bunun nereden baksanız herhalde bir 15 santim, 12-13 santim fazla da 15 santime yakın bir palo uzunluğu var. Yani 15 santime kadar her türlü dalı çok rahat bir şekilde kesiyor. Buradaki tek dezavantajı işte bataryası bunun yoğun kullanımda, sık kullanımda 1 saatte bitiyor. 3 tane batarya var. 3 saatlik kullanırsınız. Daha uzun çalışmalar için tabii biz motorlu testereyi kullanıyoruz. Bunda ekstradan işte göstermemiz gereken burada tabii zincir yağı yine yeri burada. Zincir yağını da kalitesiz zincir yağı koymuyoruz buna. Biraz daha kaliteli bir zincir yağı olacak. Burada bir eli korumak için bir koruma, bir de zincirden koruma var. Sesi de çok yüksek değil. Diğer piyasada olanlar var. Biraz zorladığınız zaman motoru yanabiliyor. Onu da yine 1,5 yıldır kullanıyoruz. 2 tane var bunlardan bizde. Herhangi bir sıkıntı çıkarmada çok pratik oluyor. Özellikle kısa işlerde yani 1 saatlik, 2 saatlik işiniz var. Yani çok kalın da dallarınız yok. Çok mükemmel bir şey. Yani Eco'ya göre tabii ki çok daha hafif. Yani kısa sürede çalışmalarda. Yani bu 3 kilo varsa bu 700-800 gramdır. Öyle söyleyeyim size. Çok daha hafif. Bu
kullanılabilir. Çok kısa süreli çalışmalarda, 200 saatlik çalışmalarda bunu tercih edebilirsiniz. Testlerimiz bu kadar. Diğer aletlerle devam edeceğiz.